televizyon reklamcılığı tabii sadece televizyonda artık eskisi gibi reklam kuşağı yok. Ne var? Bunun yanında işte ürün yerleştirme var. Giderek son 10 yılda özellikle ATV'de bir program yayınlanıyordu, dizi yayınlanmıştı. Hemen bakayım ismini hatırlayayım. Asmalı Konak. Evet. Mesela orada da ilk defa biz bir senaryo içerisine bir ürünün yerleştirildiğini, bir ürünün eklemlendiğini görüyoruz. Bu son 10 yıldır özellikle artmakta. Ürün yerleştirmeyi ne popüler şu anda? Diziler popüler. Yani o kadar çok dizi var ki bu 50'yi 60'ı geçen dizi var. Her kesime hitap ediyor. Bir kişi birkaç diziyi birden izliyor. Şimdi onların içerisinde reklam, yani ürün yerleştirmeler yer alıyor. Onun yanında son dönemde yarışma programları çok fazla. O yarışma programlarının içerisine bakıyorsunuz yine bir ürün yerleştirme oluyor. Yani hem yarışma programlarında hem dizilerde yine reklamları görüyoruz. Reklam bantlarını görüyoruz. Twitter, Facebook gibi sayfalara yönlendirdiğini görüyorsunuz. Bir işte oyuncu konuşurken hemen Twitter'ından vesaire onun reklamını görebiliyorsunuz. Yani ciddi anlamda bir reklam bombardımanı var. Ve bu işte şanslı dediğimiz reklamcılar da aslında bu yapmış oldukları reklamın dikkat çekmesi için ciddi bir şekilde uğraşıyorlar. Ürün yerleştirmede dediğiniz gibi son dönemlerde dizilerde çok fazla. Bunun şöyle bir özelliği var ve reklamcılar tarafından çok tercih ediliyor. Yani bu reklam kuşaklarında hemen zappingleniyor, işte başka bir kanala geçiliyor. Burada olabildiğince o dizinin içerisinde olağan olarak insanların bilinçaltına yönlendiriliyor. Artı çok reytingi yüksek bir reklam dizi ise eğer oraya konan reklamın da gerçekten popüler olduğu düşünülüyor. Hep bilinçaltına bu şekilde gönderiliyor. Reklamlar bilinçaltına hükmetmeye çalışıyor. Tabii yani sonuçta tüketicinin tutum ve davranışları var. Bu tutum ve davranışları da ne yapıyor reklamcılar? Bunları değiştirmeye çalışıyorlar. Eşiniz tamamen var olmayan bir ürünü ilk defa piyasaya sürdünüz ya da bir hizmeti ilk defa tüketiciyle karşılaştırdınız. Ne yapacaksınız? Bir farkındalık yaratmak isteyeceksiniz. İşte işiniz o kadar zor ki o kadar fazla reklamın içerisinde. Ne yapıyorsunuz? Çeşitli yolları deniyorsunuz. Dizinin bakıyorsunuz arabayı o kadar güzel gösteriyor ki. Arabayı yıkıyorlar, işte arabanın özelliklerini kullanıyorlar, bunu söylem olarak dile getiriyorlar. Bu sırada siz o marka ile ilgili bütün bilgilere sahip oluyorsunuz. Sizin artık bir otomobil, aynı otomobil firmasını gidip galeride onu görmenize gerek bile kalmıyor. Yani senaryonun içine eklemleniyor. Bakıyorsunuz siz de görmüşsünüzdür. İşte bir yerde yürüyorsunuz, arkanızda bir reklam panosunda bir dizinin de reklamını görebiliyorsunuz. Bir ürünün de reklamını görebiliyorsunuz. Burada da yine bir dijital sanal reklam işi için.